bu davada yalnızız. Artık baş başayız. Biri karım, biri kardeşim dediğim kanka. Hay benim kuzenim. Sattılar bizi ya. Bundan sonra biz ikimiz baş başayız. Bunu beraber çözeceğiz. Gerçekten bak. Halledeceğiz ya beraber. Bak kul sıkıştı, Hızır yetişmedi. Bunlar kötü gün dostu falan da değil. Sen zengin değil miydin ya? Ya şu an içinde bulunduğumuz durumla bunun ne alakası olabilir? Şöyle alakası var. Siz zenginlerin böyle pis işlerini yaptırdığı el kolu uzun adamlar yok mudur onlar? Oradan bakınca mafya gibi mi görünüyorum ben? Mafya gibi görünmüyorsun da yani filmlerde de öyledir ya. Siz zenginlerin böyle pis işlerini yaptırdığı fakir ama gururlu adamlar vardır. Sebebi vardır mesela. Kızı hastadır, ameliyata parası yetmiyordur. Der ki ben bu işi hallederim der, ben hapise girerim der. Vardır ya, sizin de yok mu öyle bir şeyiniz? Hı? Ne diyeceğim biliyor musun? Hı. Sen çok fazla film izliyorsun. Vallahi beynine yazık. Bak belli ki yaramıyor sana. Boş ver, bırak. Senin baban yok mu mesela? Ne bileyim deden, büyükbaş, sizin bir aşiretiniz, adamlarınız falan. Ara gelsin ya, aradaki böyle böyle bir iş var de. Böyle 3-5 kuruş sıkıştırsak, ha? Sen ver bakayım şu telefonu bana. Ah. Ver, ver. Ne oldu? Demin mafya mıyım ben falan diyordun. Plan bir hoşuna gitti bakıyorum. Hı? Doğru sorular sonra düşündürüyorsun bunu. Sevdin değil mi planı? Planı bakayım. Sevince hemen üstüne atladın. Ara gelsin, ara 3-5 kuruş sıkıştırırız ellerine. Yani ben değil sen yaparsan ben yapamam da, ha? Seversin tabii. Ne ulan kedi videosu mu izliyorsun gene? 5 milyon tıklanmış. Vay be. Çok iyi haber bu. Oğlum seni öldürürüm. Videoyu çekerim oraya koyarım. Kediden daha çok tıklanırsın. Ne oluyor ya? Tavuk çiftliği işi yattı. Nasıl yattı ya? Üstü açık yattı. Yattı işte yok. Şöyle vermem diyor parayı. Nasıl vermiyor ya? Oğlum sen insan sabrına tepki olarak mı doğdun? Söylediklerim kulağından giriyor, bağırsaklarından mı çıkıyor? Basma ya, vermem diyor işte. Bozdurmam diyor altınları. Ne yapacağız? Peki? Ne bileyim ben. Hayda! Yatırımcı mı bulsak? Kim yatıracak ki bizi? Detaylarda boğulma Erdal, detaylarda boğulma. İhtiyaç olursa bizi koruyacak adamlar var mı yok mu onu söylesen bana. Hayır hayır, öyle silahlı falan adamlar değil. Saçmalama. Tamam, ben haber veririm sana. Hadi görüşürüz. Ne haber abiler? İyi. Hayrola, nerelerdesin? Ha şey, araba ufak bir arıza yaptı da onunla uğraştık. Ama çok önemli bir şey değil. İyi. Araba? Araba. Ya oradan bizi bulurlarsa? Onu oradan almak lazım. Onu oradan almak lazım. Hadi eyvallah. Onu şey yapalım. Tanıştırayım yatırımcımız. Aramızda kalsın.